Hastane önünde icracı türküsünü çalacağız. Yozgat türküsü. Nida Tüfekçi'nin derlemelerinde. Yozgat tavrıyla çalınması lazım aslında TRT'de. Öyle geçer aslında. Yozgat tavrılı türkülerin içinde bu da vardır. Yozgat tavrı, sürmeli tavrı. Sürmeli tavrı şöyle bir şey. Yani şeyde dersini almış ediyor ezberde. Vardı onu göstermedim. Ben zor. Çok isteyen var. Onu göstermek de zor biraz. Şöyle, yani trilli. Yani şu bileğimizi böyle çırpmaya ve aynı anda yapmaya tril deniyor. Şu şekilde. Mesela şöyle çalması lazım. Biraz da sade çalacağız. Bazı yerlerine çarpma çekme koyduk. Diğer eski çarpma çekmeli türkülere göre daha kolay bir türkü. Akordumuz bu arada si, yani alt tele si'ye çektik. La dedim üst teli. Orta telere üst tel, orta teli mi, üst tele de la çekiyoruz. Geçen bunun harflerini sormuşlar. Harf mantığı şöyle kısaca anlatayım. La, la, si, do, re, mi, fa, sol diye sayarsak la'dan başlıyor. Do, re, mi, fa diye sayıyoruz normalde. Hep ama la'dan sayarak başladığımız zaman la, si, do, re, mi, fa, sol diye başlarsak la'yı a kabul ediyorlar. Bütün dünyada böyle. La demek a demek. La, a, si, b, do, c oluyor. Re, d oluyor. Mi, e oluyor. Fa, f oluyor. Sol, g oluyor. Yani şöyle a, b, c, d, e, f, g. Yani ilk önce la'dan sol'e kadar notaları yazın kağıda. La, si, do, re, mi, fa, sol. Altına da a, b, c, d, e, f, g yaz. Yani her harfin hangi notaya denk geldiğini görürüz. Geçen hani si, mi, la diyorum. Bu sefer harf olarak yazın diyorlar. Harf olarak söylüyorum. Not olarak yazın diyorlar. Yani bunu böyle bu şekilde çözümlemiş oluruz. Yani mesela a kare işareti varsa telefonda gördüğümüz kare işaretleri var ya. O sol alt köşede olan kare. Ona diyez işareti deniyor müzikte. Yani fa mesela a... A kare işareti. Bu la diyez anlamına geliyor. Ya mesela D diye, D kare var. O re diyez oluyor. Ya da B yazar bazı programlarda. B, kuyruklu B. O da bemol. Mesela A, B yazıyorsa, A, B, küçük B yazıyorsa la bemol anlamına geliyor gibi düşünebiliriz. Bu bizde bemollü diyezli ses yok. Yani si, mi, la. Yani B, E, A olacak akordumuz. Şöyle başlayayım. S ile başlıyor türkü. Şöyle alayım. S. Mi fa fa mi fa mi 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 re re do re si do si do si si la sol la si do si la 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 si do re mi sol fa mi fa. Hemen şu işareti geleyim. Do, si, do, si, si, la, sol derken şurada bemol 2, burada bemol oluyor parçamız. Orayı yazdım, yanlış almışım. Şöyle ben parçada bazı yerler si bemol 2, bazı yerler si bemol oluyor. Yani bir Kürdi oluyor, bir Hüseyin oluyor parça. Şöyle baştan alırsam, bastığım yerleri anlatayım. Si'lere ne basıyorum, onlara ayrıntılı dura dura. Şöyle es. Mi, fa, fa, di, fa, mi, mi. Derken şu ana kadar söylediğim bütün si'lere bemol 2 bastım. Si bemol 2. Yani Hüseyin'in makamını gibi oldu. Yani re, do, re, si derken baş parmak kullandım si bemol 2'de. Do, si, do derken si bemol 2 kullandım alt telde. Si, si, la, sol derken si bemole dönüyor parça. Si, si, la, sol yapıyor. Oraya bakalım bir daha alayım. Es. Mi, fa, fa, mi, fa, mi, mi. Alabı çalıp iki başa dönüyor. Şu devamı la si do si la si la. Yani
Karaman gibi oluyor parça, dikkat edin. Orada çekme var. Si, la, si yapıyor. Si, la, si, si. İkinci si'yi parmakla çarpıyor. Si, la, si, la. La, si, do, si, la, si, la. La, la, si, do, re, mi, sol, fa, mi. Mi, sol, sole çarpıyor, fa, mi yapıyor. Re, do, re, mi, sol, fa, mi. Mi, sol, fa, mi. La, la, si, do, re. Mi, sol, dörtle çarpıyor sole. Mi, sol, fa, mi. La, la, si, do, re. Mi, sol, fa, mi, fa deyip başa dön. Mi, fa, fa, mi. La, si bemol 2, do, si, do yapıyor. Bir daha alayım. İkinci dolap. La, la, si, do, si, do yapıyor. Si bemol 2'ye döndü yine tekrar. Söze girerken. Şimdi söze giriyorum. Es, la, si, do, do. Do, re, mi, mi, re, do, re, re, do, re, si, do. Mi, mi, re, do, re. Şöyle sözü bir daha alayım. Sözdeki si'ler hep bemol 2. Si bemol 2 basıyoruz. En son nakaratın sonunda dönerken si bemolle dönüyor türkü. Yani normal türkü Hüseyin'e gidiyor. En son kürdüleşip kürdü makamına dönüp bitiyor. Şöyle söz kısmını bir daha çalayım. İkinci dolaptan başlayıp çalayım. La, la, si, do, si, do. Es. La, si, do, do. Do, re, mi. Sözü bitirirken pembe raman diye bir ya karar da bitiyor. Onu yazmamışım buraya, yine eksik kalmış. Biraz sonra tamamlayayım videodan sonra, ama şimdi videoda anlatayım. Yani en son birinci dolap, ikinci dolap çaldı, söze girdi. Sonra en son çaldıktan sonra karar da bitiyor parçaya. Pembe raman diye bitiriyor. Ona dikkat edelim. Biz si bemol 2'lerde bazılarda baş parmak aldım. Bir de do karar yaptım bir yerde. Onu şeyde öğrendik. Nerede öğrendik biz onu? Tanrı'dan diledin de mi öğrendik? Yani onda yok, Tanrı'dan diledin de değildi ya. Bir şey de öğrendik. Ben bu yeri yarım denedim. Heh, aynen. Gönlüm ataşlar yanmış gidiyor, onu da öğrendik. Şu do, do, dördüncü perde. Sonra yedinci perde, üçüncü parmak. Yedinci perde, o dördüncü parmak, orta tel. Şöyle hepsinin telleri vurmaya do karar elde ediyorduk. Si bemol 2, si bemol'e döndüklerine iyice dikkat edin. Türkü o zaman çıkmaz. Bazı arkadaşlarımız internette, YouTube'da öyle öğretmiş. Yani öyle basıyor. Si bemol 2 basıyor sürekli. Öyle değil türkü. Yani orijinal notasını çıkarın TRT'den. Orada da aynı şekilde. Si bemol 2, si bemol'e dönüyor. Yani Nida Tüfekçi böyle çalıyor türküyü. Onun için yani yok ben böyle duyuyorum, ben böyle biliyorum lara kanmayın. Yani türkünün orijinali nasılsa öyle çalmaya çalışalım. Tabii orijinalinden biraz dışarı çıkıyoruz ama orijinali bozmadan, güzelleştirerek, hani kolaylaştırıp ya da zorlaştırmak lazım. Bozarak kolaylaştırıp ya da zorlaştırmak bozmuş bulunuyor o zaman. Yani değiştirilmiş oluyor o zaman. Yani Yozgat, dediğim gibi Yozgat türküsü normalde böyle tavırla, sürmeli tavır dediğimiz tavırla çalındığı zaman türkü daha başka bir hal alıyor, ama genelde piyasada normal düz böyle çalınıyor. Onu da söyleyeyim, ama TRT, eski TRT kayıtlarına bakarsanız şu kez... gibi çırpma var. Onu bir ara güzelce bir videoda anlatmak lazım. Şu an anlatması zor olur. Şöyle notayı göstereyim yavaşça. Bir şu bunun aynısını buraya bir daha yazmam lazım. Onu atlamışım. Çünkü gidiyor. Şöyle başlıyor. Şu çarpmalar, çekmeler var.
Şuradan birinci dolap yazıyor. Buradan başa dönüyor. İkincisi başa döndüğünde fa diye başlıyor. Sonra devam ediyor. İkinci dolap atlıyor. Sonra tekrar ettim. Biri atlayıp ikiye geçiyor. Sonra söze giriyor. Şurada şunlar çarpma. Mi mi re do re derken bunlar çarpma. Bunlar hepsi si bemol 2 olacak. Şuraya yazmamışım si bemol 2. Şöyle hatta yazayım. Çekerken. Şunlar si bemol 2 olacak. Şu şöyle. Bemol 2. Ondan sonra ne var? Zaten gerisi normal. Biz şu da si bemol 2. Aynen şu şekilde çalışabilirsiniz. İyi çalışmalar.